Carmen Gönül. Sen de çok şıkmışsın yahu. Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz daha güzelsiniz. Ne? Eldivenli falan. Aa, kulağıma güzel müjdeler geliyor Beyhan abla. Ne? Yeşim iyiymiş, gelmek istiyormuş. Evet, keyfi de daha iyiymiş. Hazır mı peki? Moral alkışı. Yeşime bir moral alkışı. Hadi gelsin. Hoş geldin. Ana benim kızım. Tuğba ne yapsa yıkamayacak bizi. Gel, 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 gel. Gel yavrum, gel. İyi misin? Sen zaten konuştuğumuz gibi. Onun lafıyla. Tamam, peki. Toparlanmaya çalışıyoruz. Bu bir yarışma. Yarıştan düşmemek gerekiyor. Düşen kalkamaz çünkü. Burası kurtlar sofrası. Evet. Evet. Afiyet olsun. Nursel Hanım, kekin kabarması güzel. Hı hı. Altı yanmamış, özellikle baktım kekin. Bir de şeyi, muhallebisi kıvamı böyle mi olması gerekiyor ana? Bir tık daha ana koyu geldi yani. Hı. İkinci tabağımız ikinci kayınvalidemiz. Nursel Hanım, bunun dediğim yani şu daha istediğim gibi muhallebisi. Kekin pişmesi bu daha keserken bile daha böyle kesimi kolay, fosur kolay. Yani bu daha lezzetli olmuş bu kızımızın. Birinci tabak gözden düştü bile. İkinci tabağı beğenerek geçiyoruz. Üçüncü tabağa. Nursel Hanım, bu kızımız da kekini kabartmış. Muhallebisi hatta bir tık sıvı bile olmuş. Ama alt tabanı hiç ıslanmamış, kuru. Hmm. Bunu hiç beğenmedim yani onların yanında. Peki, son taban şekerim. Nursel Hanım, bu kızımızın keki bir yanmış ve yani şeye sızmış, geçmiş. Kokusu. Evet, hamuruna geçmiş kızımızın. Ondan sonra şey, tam da ıslatamamış. Onda da var aynı şekilde. Ya kuru oldu, hani yandığı için ıslanmamış. Emmemiş yani hamurunu. Yok, bu da güzel olmamış. Normalde kekini beğendin mi, muhallebisini? Yok. Olmamış Nurten Hanım, bu da olmamış. Peki şekerim, final gününde her puan altın değerinde. Bakalım kimler kaç puan alıyor? Bir. Dördüncü tabak bir puan. Bir. Üçüncü tabak bir puan. En güzel buydu. Beş. İkinci tabak beş puan ve beğenince arada kalıyor insan. İşte haki evet. Şimdi. Buna da 3 vereyim Nursel Hanım. 1'e güvenemedim. Birinci tabak 3 puan. 2 tane birimiz var. Gel şundan başlayalım. 2 tane birden bir tanesi Gönül Sultanım'dan acaba hangi geline armağan oluyor? Bu garibim tabağın tek kusuru keki ıslak değil dedik. Yoksa her şeyini çok beğendik. Acımasız davrandık sanki biraz. Aç görelim. Yeşim. Şimdi ne desem boş. Vallahi bir şey yani. Neyse bir tek moralin de bozuktu da evet. Yani ıslak değil alt tabanın ıslanmış. Moralinin bozuk olması seni ilgilendiren bir kısım değil. Dayanamaz. 3 saniye bile dayanamaz. Yani ben ıslak olma. Baştaki taban muhallebisi hiç olmamış dediniz. 3 verdiniz. Benimki sadece ıslak. Benim ıslatmış o ana muhallebisi olmamış dediniz.
Muhallebisi yani bir tık vallahi. Yok, olmamış dediniz. Evet. Duydum. Bunun da ama muhallebisinde on buna ne, değil mi? Ne dediniz muhallebisine? Hatırlamıyorsunuz bile sen. Hayır. Bu da bir bunun da bir tık kaynaması gerekiyor demedim mi? Bu değil evet, mi? Evet. Dediniz. Bak bilmiyorum, buna dedim. Tam kaynamamış. Hatırlamıyorum. Evet duydu değil mi? Buna dedim. Bir de şeyini pek beğenemedim. Muhallebis şeyini. Daha mı cıvık? Evet. Yani kaynaması gerekiyormuş onun da. Olmamış yani. Evet. Bunun koyu dedim bak. Bunun evet, bir tık koyu kafa. Bir tık kekini koyu beğenmediysen dedim. Nasıl üç verirsin? Ya kekini beğendim. Beğenmedin. Kekin... Ya beğendim dedi. Islanmamış dedi. Buna ıslanmış dedi. Beğendim dedi, ıslanmış dedi. Bununla bu ıslanmış, ıslanmadıkları ayırdım. Köşesine, siz bunu daha önce de çok yaşadınız. Burada tecrübeli bir kayınvalidesiniz. Geçen bazen gün... olabiliyor. Mesela bir tarafı ıslanmamış, hayır, denk gelebiliyor. Baktım, bu tarafından da baktım. Hiçbir yeri ıslanmamış. Doğrudur, tamam öyle diyorsanız şimdi ben biri aldıysam o zaman baştaki tabakta biri almalıydı. Belki gitmeden hazırlamıştır beyan, biz onları göremiyoruz ya hayatım. Ya, yaptı belki ana. Zaten sunumları şefimiz yapıyor. Hayır, biz hayır, bitirdikten sonra şefimiz... Tabii pişirmesini yeşim yapmıştır diye ben nereden nasıl bileyim? Nasıl oldu ben hatırlamıyorum, son hangi kıvamda bıraktım. Ben, benim kafam o anda ben, evet yerinde değildi. Ben de nereden bileyim onu yani? Demek istiyorum zaten. Ben normalde hepsini tek tek emin olurum, tadına da bakarım. Benim ne tadına bakma şansım olduğunu, en son nasıl kendi bıraktım? Kendi kendine onu... çıldırıp gittiği için... Kendine sen konuşma hesap, Tuğba. Kendine hesap sorması gerekirken... Sen... Ben işte buradan giderken ne oluyor? Öyleyse masana sahip çıksaydın Yeşim. Ben zaten sen Gönül ablaya... Sen bugün tabak çıkarmadın mı? Ya, hoşuna gitmiyor. Ben de Gönül ablaya şunu söylüyorum. O yüzden size bir şey diyemiyorum. Benim tabağım şudur, budur diye bir şey demiyorum. Sadece diyorum ki tamam biri bana verdiniz. Baştaki tabağa niye üç verdiniz diyorum hayatım, size. Hayatım bak şimdi o neden diyorum bak. Islandı için ben onu o anda zaten muhallebiyi... O zaman şapır şapır bir kek muhallebiyi önünde. Muhallebiyi niye unutuyorsun? Şey hayatım onu unuttum. Sen beni nereden bulursun? Muhallebiden bulurum. Muhallebi hakikaten, senin bak, en kötü muhallebiyi nasıl verirsin ya? Unutmayın diye muhallebiyi bu kenara koydum ama o anda üçle şeyin arasında gittim birle. Kıyamadım, üçü verdim. Ne bileyim. Gel. Beşi kaçıran yok, çok... Buna bir zaten bir verecektim de üç aldı. Öyle mi diyorsun? Ben, arada sen... kaldın. Hayır. Beşi buna verdim ya. Buna bir mi vereyim, üç mü vereyim diye öyle arada kaldım. Öyle mi diyorsun? Kaldım. Ben bayağı beş vereceğimi hayır, düşündüm. Yok. Bu çok güzel. Peki. Kimse. O zaman şanslı bir gelin var burada. Bir alacakken üç almış. Bakalım evet, kim? Şu bir numaralı tabağın tek kusuru üstü ıslanmamıştı ama üç aldı. Vallahi şanslı. Aç. Aleyna. Yani o tabağa da puan yemin verdi ederim ya. Ya beğendi ya. Beğendim. Ya hatta ikisinin arasında gelip gitti ya. Beğendi ya. Aleyna. Gönül teyze beğenmedin mi? Bak Aleyna inan ki bak bir verecektim. Ama altını ıslattığın için... Ama Gönül teyze unuttum, yerken yedin beğendin. Hayatım bak... Hepsi... Ama güzel ıslanmış dedin. Kabarması da iyiydi dedim. Dedim ben, ya. Ben ıslatmamış dedim mi sana? Hatta dedim ki üstü ıslak değil ama dedim alt ıslanacak dedi Nursel Hanım dedim. Onun için bak ben alt ıslak diye verdim. Hatta bir tık kuruluğu vardı ama onu o anda unuttum. Bu kimisi? Muhallebi unuttun mu? Onu da unuttum. Şimdi o tabak baştan kaç biz oluyor öyleyse? Biz baklava yapmadık mı? Al sana baklava. Ne baklavası? Çok da benziyor. Gelin baklavası yaptık. Vallahi bu baklava değil kızlar, bu kek. Ama beğendin. İşte. Ben de kek gene bir verseydim ama ya. Ama beğendin ya. Son anda bak ya ben işte... Ama Gönül teyze beğendikten işte, sonra... Beyanın dediğine geldik, bu vicdan benim bizde varken... Gönül, ona insan vicdan yapamaz. Muhallebi şey ıslatmış. Ya Beyhan teyze seni zaten altın lezzeti yok. Bir şey söyleyeceğim. Altın ıslatmış diyorsan... Üstü bana ıslanmamış. Yeşimin tabağını ıslanmış işte, ben sen gibi yakmadım ki. Onun da üstü ıslanmamıştı. Kimin? Ona üstü ıslanmamış demediniz mi birinci ben tabağı? Ben en azından yakmadım. Hem ya kokusu bir geçmemiş. Bak şimdi. Anne o muhallebiye nasıl puan verdin? Ya beğendi ya beğendi. Ay Tuğba bak. Hatırlamıyorsunuz sen de çıkabilirdin. Ya. Anne o muhallebiden ben çıkmam. Hadi devam edelim. Sen söyledin mi Yeşim'e kaç verdiğini? Yeşim'e kaç verdiğini söyledin mi? Vay. Burada olmamam gerekiyor demek ki. Evet güzel bir 5 puanın oldu. Şimdi birazcık yorumları karıştırmışız anladığım evet, kadarıyla. Muhallebiyi de unuttuk. Biraz katı demiştin. Bir ben de dinlerken hatırladım. Nursel Hanım bir de ayırdım muhallebisine bakarım diye. Bak özellikle bir onu ayırdım. Anne unutmayıp. Bu biri hep unutuyor. İşte bu biri aynen, unutuyor. Aynen İçeride de konuşuyoruz. Bir ben değil ama bütün kaynana yani var. Yani rakibe bir üç puan vermiş evet, oldun tam havadan. Bir verecektim de hadi kıyamadım üç verdim.
Şimdi. Sen birim desem. İşte Tuğba mı Ezgi mi 5 puanı kaptı. İkisinin de bu 5 puana çok ihtiyacı var. Hazır mısın? Hazırım. Ne hissediyorsun? Vallahi yani olmamış. Ben olmayana verdim birimi. Bu olmuş verdim. Açıyorum. Birimi. İkinci kayınvalidemin 5 puanı bakalım kime gidiyor? Aç şekerim. Ezgi. Oo,